Hazreti Süleyman Allah dünyayı süslü ve güzel yapmak istedi. O beldeyi, Kudüs'ü sevdirmek istedi Allah. Kudüs Hazreti Süleyman'la süsledi. Şu an zaten Kudüs dediğimiz yerin güzellikleri hep Hazreti Süleyman devrinden kalma. O duvar, yani Kudüs yapan yerler oralardır. Oradaki manevi hatıralardan dolayı biz Kudüs'ü seviyoruz. Allah kutsadığı için Kudüs'ü o yüzden seviyoruz. Yoksa herhangi bir yer. Allah'ın kutsaması, kutsal hale gelmesinden dolayı orası bizim için çok sıcak, sevilen bir belde. Bütün İsrail halkı için de sevilen bir yer. Hazreti Süleyman'ı Cenab-ı Allah kalbine bir ferahlık, iyilik, güzellik olsun, ona bir sevinç olsun diye, imanının güzelliğine karşılık olmak üzere onu güzel bir zekayla, güzel bir akılla, güzel bir sanat anlayışıyla bezedi Allah. Çok zevkliydi ve sanatçıydı Hazreti Süleyman. Çok güzel bir saray yaptırdı kendine ve çok güzel bir ibadethane, bir mescit yaptırdı. Tam yerli yerince. Orası dolma bir duvar, yani o bölgeyi coğrafi yönden değiştiren de Hazreti Süleyman. Yani yığma taştır orası. Özel olarak hazırlamıştır orayı. Yani şehre hakim bir tepe haline getirmiştir orayı. Oraya yaptığı mescidi, sarayı başka yerdedir Hazreti Süleyman'ın. O devirde Kudüs cennet gibiydi. Her yerde hurma bahçeleri, kiraz bahçeleri, efendim yeşillikler, bereket, bolluk, güzellik. Kudüs'ün iklimi çok güzeldir. Yani çok ideal bir iklimi vardır. Sağlık açısından çok iyidir havası Kudüs'ün. Yani öyle nemli falan rahatsız edici değil de çok kuru da değil. Güzeldir ve ısısı da çok iyidir. Yani ne çok sıcak ne çok soğuk. Ilımandır. Hazreti Süleyman kadınları çok seviyordu. Kadınlarla ilgili uzun uzun şiirleri var Hazreti Süleyman'ın. Tevrat'ta geçer. Bir de öyle mutasip da değil şiirlerine baktığımızda. Ben burada okuyamam yani şimdi. Tabii yani. Okurum da bir dahaki sefere. Bölüm bölüm. Çok coşkun kadın sevgisi vardır Hazreti Süleyman'da. Ve canlılar karşı da çok coşkun bir sevgi vardır. Kuşlar, karıncalar, atlar, kediler, köpekler hepsini çok seviyor. O şiirlerinde bunu görmek mümkün. Estetikten, sanattan çok hoşlanıyor. Ahşap, heykel, taş ustalığı da üzerine yok. Hiram'ı getirttiriyor. Hiram Abif, mason üstadı. Hazreti Süleyman emrinde çalışan yüzlerce mason vardı. Masonlarla iç içeydi. Tevrat'ta bu açık açık geçiyor. Hazreti Musa da masonlarla iç içeydi. Bakın hep ulul azm peygamber hep masonlarla iç içe olmuş. Hazreti İbrahim, Nemrut masondu. Daha hala onun mason mabedinin kalıntıları duruyor. Onunla iç içeydi. Hazreti Musa, Firavun masondu. Onunla iç içeydi. Hazreti Süleyman zaten bütün sarayını ve mescidini tamamını masonlara yaptırdı. Taş ustaları. Daha hala etkisi sürüyor görüyorsunuz. Ama o taşları nasıl oraya getirdiler onu anlayamadılar. Yani taşınıp getirilecek gibi diye uzaktan getirilmiş o taşlar. Ağırlık açısından yani tırla mırla böyle çekiciyle kamyondan getirecek gibi değil. Nasıl getirildi açıklanamıyor şu an. Beytül Makdis, Mukaddes, El Kudüs, Kudüs-i Şerif gibi adlarla da anılıyor. İbranice'de Yeruşalim diye bilinir. Eski kent olarak anılan asıl Kudüs, kenarları yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda kare biçimde surlarla çevrilir. Eski Kudüs. Kudüs bereketlidir. Allah ayette Araf suresi 137'de kendisine bereketler kıldığımız yerin doğusunda da batısında da şeytana Allah'a sığınırım. O hor kılınıp zayıf bırakanların mustarafları
mirasçılar kıldık. O zaman Musevileri kastediyor işte Allah. Ki ne diyor bak, hor kılınıp zayıf bırakılanları. Musevileri acayip eziyorlardı o devirde. Hor görüp onları zayıf bırakmışlardı. Allah ne diyor? Onları mirasçılar kıldık. Rabbinin İsrailoğullarına olan güzel sözü, vaadiye sabretmeleri dolayısıyla tamamlandı, yerine geldi. E tamam. Sabrettiklerinde Allah o bölgede yaşayacaksınız diyor. E sen ayete bakıyorsan, ayetin hükmü açık. Niye hor görüyorsun, niye aşağı diyorsun? Bak ayette ne diyor? O hor kılınıp zayıf bırakılanları mirasçılar kıldık diyor Allah. Eğer Allah'a inanıyorsan, Kur'an'a inanıyorsan. Evet, dinliyorum.